Merhaba, YKS Eğitim Koç sistemimi anlatan bir video çekmek istedim. Daha önce benzerlerini çektim ama bu son olsun. Evet, şimdi bu videoyu 10 başlık altında inceleyeceğiz. Kısa kısa sürecek. Ben kimim? Birinci başlık. İkincisi, kimlere koçluk yapıyorum? 3. Eğitim koçu kimlere ihtiyaçtır? 4. Sistemim nasıl işliyor? 5. Tanışma ve ilk başlama aşaması öğrenciyle. 6. Çalışma sistematiği ve plan nasıl yapılır? 7. DM analizleri. 8. Haftalık görüşmenin detayları. 9. Günlük dönüşün önemi. 10. İşin psikolojik kısmı. Evet, bir de videonun en sonunda örnek çalışma planları da koyacağım, yerleştireceğim. Onlara da bakarsanız bence iyi olur. Öncelikle ben kimim? Ben Fatih Akyol. YKS üzerinde eğitim koçluğu ve tercih danışmanlığı yapıyorum. İstanbul Beylikdüzü'nde ofisim var. Instagram'da Eğitim Park 2 tane kayda video sayfanın sahibiyim. Normalde Gazi Makine mezunuyum ama yıllardan beri eğitim sektöründeyim. Kitap sektörü, eğitim sektörü beraber senkronize şekilde çalıştım. Ve son 4-5 yıldan beri de profesyonel şekilde eğitim koçluğu ve tercih danışmanlığı yapıyorum. Kimlere koçluk yapıyorum? Ben YKS üzerine uzmanlaştım. YKS 11. sınıftan başlıyor. 11'ler, 12 mezun. Bu arada mezun demekle illa yeni mezun olmasına gerek yok. Kıdemli mezun olabilir. Daha önce üniversite bitirmiş, tekrar sınava girmiş, girecek öğrenciler olabilir. Yani benden yaşça büyük öğrencim de oldu. Sıkıntı yok. Normalde LGS'yi iyi bilirim. Kendi doğumla ben ilgilendim. İstanbul'da fen lisesi kazandı. Bu yıl da 12. sınıfta sınava girdi. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Ama ben LGS öğrencisine çalışmak çok istemiyorum. Çünkü çocuklara inmek çok zor. Her yıl yapayım yapmayayım diye düşünüyorum ama vazgeçiyorum. Bu yıl da yapar mıyım bilmiyorum. DGS'yi de iyi bilirim ama YKS üzerine uzmanlaşmak açıkçası bana daha mantıklı geliyor. Eğitim koçluğu kimlere ihtiyaçtır? Şimdi niye ihtiyaçtır onu söyleyelim. Şimdi bakın, üniversite sınav sistemi dediğimiz şey zaten devamlı değişiyor. TYT, AYT sınavları var diyorsunuz arka arkaya yapılan. TYT'de 120 tane soru var, AYT'de 80 tane soru var alana göre. Şimdi toplamda bir öğrenci sayısalcı, eşit ağırlıkçı, sözelci ya da dilci her neyse sınavlara girdiğinde 200 tane soru çözüyor. Ve üniversite sınav sistemi baktığınız zaman çok karmaşık gibi gözüküyor. Aslında basittir bence ama karmaşık gözüküyor. Niye? Çünkü bütün 4 yılın lise müfredatını kapsıyor. Aslında LGS daha kolay. Niye? LGS 8. sınıf bir yılın konusu. Ama üniversite sınav sistemi öyle değil. Üniversite sınavında 4 yıllık lise müfredatı ve sadece şöyle bir sayısal bir rakam veri vereyim ben size. Sadece sayısal konu sayısı üniversite sınavında sorumlu olduğunuz yani matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji yaklaşık 215 tane konu var. Bu sadece sayısal. Hani bunun Türkçesi, dil bilgisi, edebiyat, tarih, coğrafya falan bunlar konuşmuyorum bile. Sadece sayısal konularını söyledim bakın. Yani üniversite sınav sistemi karmaşık gibi gözüküyor. Biraz da öyledir. Bana göre basit çünkü yıllardan beri işin içinde olduğum için bana göre basit geliyor. Ve devamlı sistem değişiyor. Ve bu yüzden de öğrenci neyi ne zaman nasıl çalışacağına, nereden başlayacağına, önemli olan bu, nereden başlayacağım. Öğrencilerin çoğu bunu bilmiyor, bilmeyebiliyor. Ya öğrenciyi bırakın, öğretmenlerin bile bir kısmı bunu bilmeyebiliyor. Çünkü zıt bir sistem değişiyor, her an bir şey olabiliyor. O yüzden de öğrenciler de bunu bilmediği için de bir eğitim koçuna ihtiyaç hissedebiliyor. Ayrıca diğer kısmı beraber yol almak. Yani beraber, ya ben yeri geldiği zaman öğrencime rehber hocalık yapıyorum, yeri geldiği zaman da arkadaşlık yapıyorum. Yeri geldiğimde abilik yapıyorsunuz yani. Yani çünkü bu bir yol, uzun bir yol, maraton ve devamlı beraber gidiyorsunuz ve çocuğa her türlü destek olmak zorundasın. Çocuk yanına bir yol arkadaşı istiyor. Hem ona hocalık yapacak hem de yol arkadaşı yapacak. Ya eğitim koçluğu bu tip öğrencilere bence bir ihtiyaçtır. Ha, bazı öğrenci profilleri vardır. Her şeyi kendi kendine yapar, uğraşır, eder, programı kendisi yapar. Saygı duyuyorum. Bunu yapanlar da var. Ama benim sistemimde eğitim koçluğu yaptığım öğrencinin yapması gereken tek şey çalışmak. Çünkü ben her şeyi zaten düşünüyorum. Nasıl, ne yapacağımı, nereden başlayacağımı, her şeyi zaten düşündüğüm için, ona göre sistemi kurduğum için öğrencinin tek yaptığı şey çalışmak, başka şeyle uğraşmıyor. Yani eğitim koçluğu bundan dolayı bir ihtiyaç bence. Evet, sistem nasıl işliyor? Şimdi sistem şöyle işliyor. Biz öğrenciyle çalışmaya başlamaya karar verdik diyelim karşılıklı olarak. Öncelikle bakın, ben çalışmak isteyen öğrenciyle çalışıyorum. Bana anne baba zoruyla gelen öğrenciyle benim bir işim yok. Çünkü başlasak da devam etmiyoruz. Yazık. Hem para kaybı hem zaman kaybı. Hem benim için hem karşı taraf için. Yani öncelikle bana çalışmak isteyen öğrenci gelsin diyorum. Anne babanın zoruyla gelme diyorum.
Ha bunun dışında bana kendi isteğiyle yazan öğrenciler çok fazla var. Onlara lafım yok zaten. Niye? Çünkü çocuk kendi araştırmış, bakmış, uğraşmış. Kendi istiyor. O zaten çalışacak öğrenci. Belli yani. Ama anne baba zorla gelen öğrenciden bir hayır gelmiyor. Ben isteyen öğrenciyle çalışırım. Çalışmaya başlamaya karar verdik. Önce ona bir tane DM yaptırıyorum. Lüzumlu görüyorsam. Ki genelde lüzumlu görüyorum. Ha, bazı çocuklarda lüzumlu görmüyorum. Ama bu %10, %15'tir. %80-85'i de lüzumlu görüyorum. Ben bir tane DM çözdürüyorum. Ama süreli DM değil. Kendine göre bir mantığım var. Çıktı al, beni ara diyorum. Tarif ediyorum nasıl çözmesi gerektiğini. Çözüyor. Çocuğun potansiyelini görmem lazım çünkü. Daha sonra çocuğun potansiyelini gördükten sonra çocuğun 12. sınıf mı, mezun mu, dershaneye gidiyor mu, etüde kalıyor mu, özel ders alıyor mu gibi gibi gibi. Her şeyine bakıyorum. Her şeyine soruyorum. Çocuğun mezun olduğu yani liseye başlangıçtaki yüzdelik dilimini bile soruyorum. Yani çocuk acaba LGS yüzdelik dilimi kaçtı gibi. Bunu bile merak ediyorum. Yani çocuğu çünkü tanımam gerekiyor. Çocuğa bunların her şeyi sorduktan sonra ortaya çıkan bir tablo var ve bu tabloya göre de bir çalışma sistematiği veriyorum. Yani neyi ne zaman nasıl yapacağıma karar veriyorum. Ve bundan sonra da buna uygun plan programlar yapmaya başlıyorum. Şu anda işin çalışma sistematiği ve plan kısmına gelmiş olduk aslında. Bu başlığı şu anda konuşuyoruz. Şimdi çalışma sistematiği ve plan dediğimizde sistematiği belirledik. Planları da bu sisteme göre yapıyoruz. Plan dediğiniz nedir? Benim plan mantığım. Haftada 7 gün var. Ben de her öğrencinin hangi gün ne yapacağı belli. Ne çalışacak, nereden çalışacak, ne kadar çalışacak, nasıl çalışacak, ne zaman çalışacak. Bunları o plana koyuyorum. Benim planlarım şu saat 7.15'te başla, 8.45'te bitir. Hayır. Benim planlarım iş planı mantığıdır. Senin bugün yapman gerekenler Türkçeden şu DM'yi çözmek, matematikten şu kitaptan, şu şeyden gitmek gibi gibi. Ben de planlarda kitap bazlı giderim. DM bazlı, kitap bazlı her şeyi iş mantığıyla yazarım. Atıyorum o gün 5 kalem iş varsa o 5 kalem iş bitecek. İster sabah erken kalk bitir, ister geç kalk bitir. O beni ilgilendirmiyor. Ama bitir diyorum. Planı uygula diyorum. Tabii planı yaparken de öğrencinin insan olduğunu unutmuyorum. Ya bu insan, makine değil. Bir gün 24 saat buna göre planlama yapıyorum. Yani bu çocuk okulu var mı, dershanesi var mı, git gel zamanı, ne kadar çalışabileceğine varıncaya kadar hepsini bir hesaplıyorum kendimce. Ona göre plan program yapıyorum. Bir de çocuğun öncesi iyi değilse, çalışma alışkanlığı çok yoksa kalkıp çocuğa bir günde 8-10 saat, 12 saat yazamazsınız zaten. Durumuna göre çalışma saatlerini ayarlamaya çalışıyorum. Yani kalkıp da abanmanın, bir anda abartmanın anlamı yok. Çünkü bir anda yüklersen çocuk çalışamaz. Yani biraz nabza göre şerbet vermeniz gerekiyor tabiri caizse. Evet. Bunun dışında DM analizlerini yapıyoruz. DM analizlerinde çocuğun girmiş olduğu TYT kurum DM, TYT DM'leri ya da STS'ler yani bazı dershaneler işte konu bazı DM sınavları falan filan yapıyor. Buna bakıyoruz yeri geldiği zaman. Çocukla, öğrenciyle haftada bir görüşme sağlıyoruz. Haftada bir görüşme online. Benim öğrencilerim çoğu online ama ofisime yakın olanlar yüz yüze görüşme imkanım var. Ofisime gelen öğrencilerim de var benim. Geçen yıl da vardı, önceki yıl da vardı, bu yıl da var şu anda. Yani isteyen öğrencilerle yüz yüze görüşüyorum. İsteyen öğrencilerle online görüşüyorum. Ve öğrencilerim de çoğu bu arada online. Bunu da belirtmiş olayım. Haftada bir genel görüşmemiz var. O genel görüşmelerde genel hafta değerlendirmesi yapıyoruz. Önceki durumlara bakıyoruz. Hangi konudayım, nereye geldi, ne yaptı. Bunlara bakıyorum. DM, orada, o arada DM'ler falan filan varsa bunları konuşuyoruz. Gibi gibi. Yani gündemler neyse o haftanın gündemleri, o haftanın gündemlerini konuşup hallediyoruz. Bunun dışında öğrenci, ben fabrikasyon koçluk sistemim yok. Yani benim altımda başkaları yok. Ben birebir ilgileniyorum. O yüzden öğrenci bana ulaşmak istediği zaman her an ulaşabilir. Her gün de bana yazabilir, her gün de ulaşabilir. Ne zaman bir sıkıntısı varsa ya da bir şey sorması gerekiyorsa bana sadece WhatsApp'ta mesaj yazıyorum. Ben sana dönüş yaparım diyorum. Ve öğrencime dönüş yapıyorum. Ya ben ulaşabilir durumda olmam gerekiyor çünkü. Ve ben fabrikasyonu ilgilenmediğim için öğrenci bana her zaman istediği zaman ulaşabilir. Ben de ulaşmam gerekiyor bu arada. Bu arada antiparantez, ben bir öğrenciye ulaşamıyorsam arkadaşlar, öğrenci bana dönüşlerini yapmıyorsa, bana iki gün sonra dönüş yapıyorsa ben öğrenciyi bırakıyorum. Çalışmaya bırakıyorum. Ulaşamadığım öğrenci benim öğrencim değildir. Başka bir sebep varsa, kazadır, şudur, budur, alır hastalıktır. Yani farklı durumlar olmadığı müddetçe, keyfi dönmemeler. Yani ulaşılmayan bir öğrenciyle çalışmanın bir anlamı var mı? Yok. Bence yok yani.
Öğrenci seni kale almıyorsa ben niye kale alayım? Kapat geç ya mevzuyu. Çünkü ben kaç yaş benden küçük öğrencilere saygı duyup o telefonlara bakıyorsam, cevap veriyorsam onlar da saygı duyacaklar. Yani bu iş ciddi bir iş. Ben ona mesaj yazdıysam herhalde keyfimde yazmamışımdır diye düşünmemiz lazım. Çünkü bununla ilgili sorun yaşadıklarım oldu ve bıraktım. Gerek yok. Gerek yok yani. Günlük dönüş istiyorum. Günlük dönüşleri özet. Kısa kısa bana günlük ne yaptığına ilgili bilgi ver diyorum. Bu önemli çünkü onun yaşadığını bilmem gerekiyor tabiri caizse parantez içinde. Günlük iletişime önem veriyorum. Bazen de o günlük dönüşlerde bazı şeyler dikkatimi çekiyorsa da uyarma gereği hissediyorum. Geldik işin psikolojik kısmı. İşin psikolojik kısmı dediğim şey şu. Bir öğrenci akademik olarak mükemmel olabilir. Harika olabilir. Ama psikolojik olarak acaba hazır mı? Şimdi bazı öğrencilerle görüşürken yüzde online, yüzde ya da online fark etmiyor. Öğrencinin hali hareketlerinden, mimiklerinden, tavırlarından anlıyorsun. Ya bu çocukta dağılma potansiyeli var. Şimdi üniversite sınavı yılda bir kez oluyor. Yılda bir kez oluyor. Ve bu bir baskı oluşturuyor. Herkes bu baskıyı kaldıramayabiliyor. Bu potansiyeli, yani dağılma potansiyelini gördüğüm öğrencileri uyarıyorum. Bununla alakalı destek almalarını söylüyorum. Ama bunu tabii bir anda olmaz. Bu işte birkaç ay en az çalışmam gerekiyor. Çalıştıkça, çocuğu gözlemledikçe bazı şeyleri anlıyorsun. Çocuğa bunu söylüyorsun. Çocuk dinlemiyorsa anne babasına söylüyorsun. Ha, kulağından tutup götürecek halim yok destek almak için bir yerlere. Yani ben uyarayım, gerisi onların yapacağı bir iş. Burada bir şey söylemeyi unuttum. Koçluk yaptığım öğrencilerde çocuğun durumuna bakıyorum. O gidişatını gözlemliyorum ya. Bazı çocuklar dershaneye gitse bile bakıyorum olmuyor. Yani dershaneye çok ağır gidiyor matematikte. Sallıyorum örneğin. Mesela bu yıl bir kız öğrencim vardı. Geçen yıl kız öğrencim. Açığa geçmişti. Dershaneye başlamıştı. Ama dershane çok ağır gidiyor. Kız matematiği geometri baktım bitmeyecek. Dedim ki özel ders al. Gücü var. Gücü de vardı. Dedim ekstra özel ders al. Çünkü bizim önden gitmemiz lazım. Özel ders aldı. Önden gittik. Ve bu yıl da eşit ağırlıkta derece yaptı. Onun bu yıl kız kardeşini de aldım inşallah. Onunla, o da sayısalcı. Yani ben öğrencinin durumuna göre özel ders şudur budur alması gerektiği zaman bunu da söylüyorum. Ha, alır almaz. Bir şey diyemem. Gücü varsa alabilir, gücü yoksa almayabilir. Özel derste kendi öğretmen arkadaşlarım var. Destek olabiliyorum. Fiyatları da makul yaptırmaya çalışıyorum. Kendi hoca öğretmen arkadaşlarımdan dolayı. Orada desteğim oluyor. Öğrencinin isteğine göre. Ama bazen de tersi de oluyor. Çocuk hocam bundan özel ders alayım. Bakıyorum ya ihtiyacın yok oğlum diyorum. Neyi alacaksın? Zaten sen bunu yapabilirsin diyorum yani. Ya illa özel ders almanın da bir anlamı yok. Yani çocuk ihtiyaç hissediyorsa alması lazım. Bunun dışında antiparantez. Ben bazılar gibi kitap seti, kitap paketi satmıyorum. Öyle bir şeyim yok. Ben kitap satıcısı değilim arkadaşlar. Değili verirler. Öğrencinin elinde kitaplar yeterliyse ekstra kitap aldırmıyorum. Ama yeterli görmüyorsam kitap aldırıyorum. Ama diyorum şu kitabı al. Öğrencinin durumuna göre bu kitapları tedarik et diyorum. Bazı sistemler, bazı adı koçluk yapan arkadaşlar böyle paketler hazırlamışlar. Öğrenci paket almak zorundasın diyor. Kardeşim bunu diyemezsiniz. Niye? Çünkü bende geçen mesela ortalama 45 civar öğrenci vardı. Ya hiçbir öğrenci birbirine benzemiyordu. Hepsi farklı bir şey konumdaydı. İkizlerim vardı, ikiz kızlar. Ya onların bile aynı değildi bazı şeylerde. Çünkü paket satamazsınız insanlara. Öğrencinin durumuna göre, şeyine göre kitap aldırmak zorundasınız. Ya benim mantığım bu şekilde. Evet, video uzun oldu. Kusura bakmayın. Diyeceklerim bu kadar. Çalışmayı düşünenler bana WhatsApp'tan yazabilir. Şimdi birazdan da örnek çalışma planları koyacağım. Bunlara da bakabilirsiniz. Herkese başarılar.